Popçu rap müzik yapmaya başladı. Bu durumla ilgili olarak popüler dünyada unutulmaya yüz tutmuş insanlar rapçilere yanlamaya başladı. Pop müzik artık dedemin müziği gibi açıklamalarda bulundun. Pop müziğin yerini rap mi alsın? Youtuberların fenomenlerin ve popçuların rap müzik yapmasına karşı mısın? Bir popçuyla düet yapmak kötü bir şey mi? Neden acaba herkes rap'e yanladı, yanaştı? Ee, buradaki soru gerçekten pop müziğin dışında mısın? Gerçekten. Kesinlikle yani pop müziğin dışında olmak imkansız bu ülkede yaşayıp. Yani Herhangi bir ülkede aslında. Ha, her, 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 hiç, hiç dinlemediğim, hani bir kere açıp dinlemediğim şarkıları bile ezbere bildiğimi görüyorum. Yani <laughs> muhtemelen radyodan hani mekanda gidiyorsun çalıyor falan oradan ezberliyorsun. İster istemez yani dışında değiliz. Biz sadece yani bütün rapçiler aslında, bütün rapçi arkadaşlarım, bütün emsiler tek bir şey vardı. Hani Sadece pop müzik üretilmiyor bu ülkede. Yani böyle bir şey var. Bakın burada da bir e, kitle var ve bu kitle yavaş yavaş geliyor, büyüyor. E, dolayısıyla hani bu insanlara da söz hakkı tanıyın. Hani biz demiyoruz ki pop müzik olsun, kimse pop müzik dinlemesin. Radyolar çalmasın onları. Bizi çalın falan. Öyle bir şey yapmıyoruz ama biz de varız. Yani bunu da görün. E, benim şarkı sözümde geçiyor. Dün çocuktuk evet, şimdi sorunuz. Yani dün çocuktuk, ilgilenmediler. E şimdi de sorun olarak görüyorlar. E dün çocukken ilgilenecektin ki, o şimdi çok güzel bir noktaya yönelecekti. Bir anda çıktı, evet, bir anda her yeri kasıp kavurdu gibi düşünüyorlar. Halbuki 15 senelik bir temeli var. Yani dolayısıyla popçuların hemen her popüler olan şeye yanlaması gibi, dur bu adamın kitlesi çok, bunun kitlesini de kazanayım falan. E birazcık şey görüyorum yani. Tabii ki de insanlar yapabilir, ben buna karşı değilim hani. ...popüler isimlerle de düetler yapılabilir. Onlarla da çalışmalarda bulunabilir de. Hiç böyle bir girişimin var mı? Konuşulan bir projeye başka bir şey. Yani oldu zamanında benim... ...konuştuğum proje değil. Bana gelen projeler oldu. Yani samimi bulmadım. Yani hani hmm. samimi bulsam tabii ki de yaparım. Karşı değilim bunlara. Yani Türkiye'nin çok güzel sesleri de var. Hani popüler dünyadan. Hatta kalemleri de var. Güzel şarkı hmm. sözleri yazan isimleri de var. Ee, aranjörler yine ona keza. Bu arada aranjörlerin yıllardır... ...talebiydi bu yani plak şirketleri ya daha doğrusu işte o yapımcılar falan aranjörlerle temas halinde oldukları için yok yok bu şekilde yap bu trafiği. Adam aslında yapmak istiyor. Bak dünya gündemi bu şekilde, müzik bu şekilde ilerliyor falan. Bunu böyle yapayım, böyle bir düzenleme yapayım. Hayır, hayır sen benim dediğim gibi yap. Ne yapalım? 300-500, 300-500 bu. Yani dolayısıyla hani aranjörlerde sıkılmıştı artık. E, kedi pilav yemiyor. Yani bu kadar basit. Artık kedi pilavi pop artık bitti. Yani o yapılan anlamda pop diye bir şey bitti. Millet hala da geri döneceğiz zannediyor. Rap müzik bir furya falan zannediyor. Ha tekrar geri döneriz falan. Yok öyle bir şey. Bizim popüler dünyaya iş yapan pop müzik sanatçılarında şöyle bir sıkıntı var. Baktığım zaman ekseriyette çoğunluğu bir bar sanatçısı gibi. Bir bar gitaristi gibi şarkı söyleyen barda bir solist gibi. Neden böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya üzerindeki örneklerine baktığımız zaman, şimdi bir Beyoncé'nin konserine gittiğiniz zaman bir Rihanna şarkısı duyamazsınız, söylemez. Bir Selin Dion'dan da okuyayım, hadi bakalım çok popüler şu anda demez. Bizim popülerlerin konserleri konser diye gidiyorsun, kendi şarkısı dışında o anda popüler olan bütün hepsini söylüyor. Ya ben yazlık mekanlarda bayağı mekanın sahibini söylemeye çalışan popçuları gördüm. Yani ya el insaf yani. Bu, bu, bu çok artık şaklabanlık oluyor yani. Hani Dolayısıyla hani ben buna itiraz ediyordum. Yani tamam okey yapın. Dinliyor herkes. Ama hani birazcık bizim müziğimizi de bize bırakın. Yani bu kadar da sulanmayın. Bu kadar da yanlamayın. Yani birazcık... Bu dis atmak nasıl bir şey? Ne oluyor? Nasıl e, dis atılıyor? Yani... Direkt ama bunu bir şarkı sözü Hı -hı. içinde geçirmek gerekiyor. Evet. Yani yazarken dikkat Yani sen ettim... asla şaklabanlık yapmayın derken şimdi e, kimi popüler müzik içindeki insanlar aslında bir diss mi atıyorsun? Yo aslında eleştiri yapıyorum. İnsanlar ona der dis attığı falan filan şeklinde başlık atıyorlar. Yani hani yani kötü bir şey demiyorum. Yani bütün hepsi öyledir demiyorum. Ama bunlar var tespit edilebilir. Ya bu bir haber kanalı ile ilgili bir kere canlı yayında bir ses geliyor da. Ee, ondan sonra kim osurdu diye bir e, şey çıkardılar. Yani medya sitelerinde e, günlerce merak edildi. Bu osuran bulunmaya çalışıldı falan filan. Ve sonra e, akabinde e, birkaç defa daha osuruldu. E, canlı yayında. Fakat e, pandemi dolayısıyla e, bu ee, kutu kutu pense e, söyleşiler yapıldığı için herkes bir kutunun içinde. Hani adam evden mi osurdu, stüdyoda mı osurdu belli olmadı. Halbuki yani o da şöyle tartışılıyor. ya, yani. bak stüdyoda yani sonuçta osuran stüdyoda osurdu gibilerden bir neticeye varıldı. Ee, orada da tartışma bir garipleşti yani bak stüdyoda osurdu yani evden osursak ayıp olmuyor mu? Ee, ayrıca da osurmak niye ayıp? Ee, evet. Ya da osurmak kelimesi bile. Ee, Mizan gibi ayıp ayıp bir sözcük gibi değerlendiriliyor ama başka bir e, şeyi yok ya ben onu televizyonda sürekli seslendiririm. yani aslında e, bir kelimenin e, kendisini söylemek hı hı. E, mide bulandırıcı değil ya Tabii da gibi. ayıp değil onu bir başka e, sözcükle daha kibar e, söylüyormuş gibi e, söylemek e, mide bulandırıcı oluyor. Kesinlikle. Örnekse şimdi özellikle hanımlar arasında çok geçerli olan nereye? Tuvalete mi gidiyorsun? Ah ne tuvalete? Lavaboya gidiyorsun. <laughs> yani o lavaboyla, lavaboda yapılmayacak şeyleri e, gözümün önüne getirdiğim zaman daha mide bulandırıcı oluyor. Yani onu örtmeye çalışmak çok yanlış. Osurmak osurmak. E, peki bu yani böyle bir e, şey mi bekleniyor? Yani hani eee Ondan sonra bu haber kanalından sonra ben o kadar çok tartışıldı ki vallahi bekler oldum yani bu yayında da osurulmaz mı acaba gülerdik bile. <laughs> bu dis atmakta böyle bir beklenti var. Yani sanki ayıp bir şey yapıyormuşsun sen birisine saldırıyormuşsun filan gibi. Ne işte herhalde magazinsel geliyor insanlara. Yani öyle bir şey buluyorlar. Aa ona ne dedi o ne diyecek şimdi falan gibi.